bu iç sıkıntısı öldürecek beni. Çılgınlıklarımı gören, danslarımı seyreden, şarkı ve kahkahalarımı duyanlar beni dünyanın en mutlu kızı sanırdı. Zira ünlü zenginlerimizden Kenan Bey'in kızı olmam yetmiyormuş gibi milyoner çocuğu Öztürk'le nişanlanmam tüm sosyete kızlarını hasetten çatlatmıştı. Yerimde olmak için neler feda etmezlerdi. Ama yerinden memnun olmayan tek insan bendim. Kraliçe Hazretlerinin tahtı emirlerine amadedir efendimiz. Köleleriniz yeni buyruklarınızı bekliyor kraliçem emirleriniz. Salaklığı bırak Allah aşkına, zaten sıkılıyorum. Alev? Sağırsam tekrarlayayım, evet, sıkılıyorum. Halbuki dünyanın en mutlu kızı olman gerekirdi. Sebep? Akşamki nişanımız. Baksana. Bak, bütün gazeteler anlata anlata bitiremiyorlar. Masallarda bile böylesine bir eğlence olmamıştır diye yazıyorlar. Öyleyse oku da eğlen. Bu davranışların kırıyor beni Alev. Bilseydim kırıklarını yapıştırmak için tutkal alırdım yanıma. Alev, dikkat et sözlerine. Ya etmezsem? Nişanlım olduğunu hatırlatmak zorunda kalırım. Bu ne acele? Kavga için evliliği bekleyin hiç olmazsa. Keyfimin tarifesi yoktur. Canım neyi ne zaman isterse onu yaparım. Eskiden belki ama şimdi hayatında ben de varım. Öyle mi? Unutmuşum. Hatırlamak istiyorsan parmağındaki yüzeye bak. O zaman belki kendine gelirsin. Aa, demek bu yüzeye baktıkça kendime geleceğim. Evet Alev. Ama gelmemeyi tercih ederim. En iyisi ondan kurtulmak. Ne yaptın Alev? Özgürlüğümü kazandım. Biliyorsun babam bu yüzüğü Paris'ten getirtmişti. Tam 70 bin lira. Hadi koşun arayalım. Pahalıydı ama parmağımı sıkmaya başladı. Fakat fiyatı için ağlayacaksam söylerim babama, öder parayı. Mühim olan para değil Alev, yaptığın delilikler. Öztürk belki haklıydı. Fakat canımı sıkıyordu artık. Bu delilikleri babama güvenerek yapıyordum. Hayatta en inandığım, sevdiğim insandı babam. Kimseye aşık olmayışım belki de onun güçlülüğünde bir gence rastlayamadığım için. Müthiş bir adamdı babam. Çok zengindi. Bir sürü de işi vardı. Ali, sen bizle oynamaya gelmiyor musun? Hayır, istemiyorum. Aman canın isterse. Çocuklar zor geldi, koşun! Plak da cabası! Alev, senin pedal gazetelerin baş sayfasına geçmiş gene. Yok canım, yeni bir aşk macerası mı? Hayır, ölüm. Kimin ölümü? Sosyete krallarından Kenan Bey, kumarda 3 milyonluk yalıyı kazanınca kaybeden intihar etti. Kıymetli babanızın yeni marifeti. Babama ne? Kumar bu. Adamın eceli gelmiş. Hamama giren terler. Malı o kadar kıymetliyse oynamasaydı. Bunu bilmiyordum. Yufka yürekli bir budala olmaktan iyidir. Hem babamın bir sözü vardır. Başkasına acırsan kendin acınacak insan olursun der. Merhametiyle ölçülür. Bayat bir laf. Merhamet kelimesi lügatlardan silineli çok oldu. Sizin gibi kalpsizler için belki. Ama senin gibi beyinsiz olmaktan iyidir. Allah. Havayı bozacaksınız ya. Bırakın kavgayı yahu. Ne olursun terslik etme Ale. Hatırımız için. Üf aman, bırakın Allah aşkına, canım sıkıldı. Bir denize girmek iyi gelirdi. En iyisi şehre dönmek. İsterseniz siz kalırsınız, ben sıkıldım, şehre dönüyorum. Hadi boş ver artık! Ölenin mirasından pay koparmak için mi? Hayır, senin budala suratını görmemek için. Harikasın! Keşke gazeteci çağırsaydın. Nefis resimler çekerdi. Eğlenceli bir haber olurdu. Başlıkta da korsanların zaferi. Ya da dişi korsanın kalpsizliği. Aldırmayın çocuklar, yüzme biliyor. O
Olsun, bu da gevezeliğin sonu. Budala, nişanı bozdun diye delirdi. Tuzlu suyu yutunca akıllanır. Evet. Senin şu alim dediklere nasıl bir sinavi ki acaba? Herhalde ikinci budala da o. Ama dersini alması yakındır. Aa işte, basın yapacağımız kale oyalı. Esaslı bina yahu. Kardeşim kimsiniz siz? Burası şansa mahsus, giremezsiniz ya. Durun ya, dur, acele etmeyin, ne oluyor? Baskın var Alfa. Ne baskını? Alim efendiyi arıyoruz. Alim efendi mi? Buranın eski sahibi. Ha, Ali abi mi yani? Ne zırıltıysa, nerede sen onu yukarıda söylesin. Yukarıda odasında çalışıyor. Ne olacak? Görürsün ne olacağını. Siz bekleyin çocuklar. Aa, bekleyin dedi. Ya dur kardeşim! Bacım dur ya! Ya bir dakika dinle beni! Ya bacım dinle diyorum sana ya! Bak bir şey söyleyeceğim, giremezsin! Durun ya, bir dakika! Bu saatte kimseyle konuşmaz! Ben kimse değilim! Hey hanım! Bak, bak dinle beni! Ay, ah. Ya dinle beni! Ah. Orada kimse yok, abim yukarıda! Daha evvel söylesene be aptal! Teyze hanım kardeşim, bana fırsat bırakmadın ki sen! Ya dinle beni, abim kızar bana! Üzme beni ya, abim! Bak, bak başıma dert açacaksın şimdi durup dururken ya! Olur mu yaptığın iş değil ki senin? Bir dakika dinle beni, bak dinle! Ya ben sana söylemek istediğimi anlatamıyorum ya, sen anlamak istemiyorsun ya! Dinlesene bacım, bir dakika dur! Abicim kusura bakma! Beni ne hakla rahatsız ediyor bu kız? Yalının yeni sahibi olarak, babam bana hediye etti burayı. Demek katilin kızısınız, babamı öldürenin. Babanı babam değil, kendi acizi öldürdü. Kaybetmeye tahammülü yoksa oynamasaydı. Hem buraya hakaret dinlemeye gelmedim. Evimden ne zaman çıkacaksın, onu söylesen. Bize birkaç ay müsaade etseniz... Ali abim tez hazırlıyor, profesör olacak da. Şımarık bir baldırı çıplığa yalvarmaktansa... bırakırım çalışmayı da profesörlüğü de. Profesör mü? Sen dilenciye benziyorsun. Sizin gibi tımarhane kaçkınına benzemekten iyidir. Dikkat et kaba sakal! Bu lafları pahalıya ödetirim sonra. Katil babanız ödetti yeteri kadar. Aa! Uzatmayın, yarın giderim buradan. Gideceksin. Çünkü mecbursun. Kalmaya hakkın olmadığı için, korktuğun için gideceksin. Acelen terbiyesizliğinizi bir an önce öğretmek için deli kız. Ne yapacağını sanıyorsun? Sinirlenme abicim, ne olur. El alemin evinin hileli bir zarla kazanılmayacağını anlatacağım. Babamın hayatını sandığınız kadar ucuza alamayacaksınız. Görürsün. Yaman...